Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar Ezgi'rem kanalına hoş geldiniz. Bugün bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Bana Instagram'dan ve YouTube'dan sorular sormanızı istemiştim. Ve bugün o soruların cevaplandırılma günü olacak. Çaylarınızı hazırlayın, dedikodular çok büyük. Video boyunca arka planda ufak sesler duyarsanız lütfen kusura bakmayın. Ufak yavru bir kedim var ve onu odadan çıkartıp kitlemek istemiyorum. Burası onun en sevdiği yer çünkü. Şu an mesela bir şeyle oynuyor kendisi. Umarım çok fazla rahatsız etmez sizi ufak Luna. Aşkım. Aşkım onda neden oynuyorsun? O senin maman. Bahsettiğim gibi hem YouTube üzerinden hem de Instagram üzerinden soruları topladım. Bugün o soruların arasından işte seçimlerimizi yaptık ve onları cevaplayacağım. İlk başta Instagram soruları ile başlıyorum. xhoseok.tr demiş ki: abla cidden dansın çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bunun için daha önce eğitim aldın mı? Dans etmeye nasıl başladın? Cevaplarsan sevinirim. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de seni çok ama çok seviyorum. Teşekkür ederim dansının güzel olduğunu düşünüyorsan. Ben dans eğitimi aldım daha önce. 3. sınıfta bizim okulumuzda, ben özel bir ortaokulda ve ilkokulda okudum. Okulumuzda hafta sonları için hani çocukların gidebilmesi için ve hobi edinebilmesi için kurslar açılmıştı. Modern dans da olduğu için Latin dansa kabul edilmiştim. İkisini birden alamıyordunuz çünkü hepsi aynı saatte yapılıyor. Bir tane seçiyorsun. Temelimi aldım, Latin dansla başladım. 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıfta 5 yıl boyunca Latin dans kursuna gittim. Haftada bir gün 3 saat civarı ve çok böyle ciddi bir Latin dans eğitimi olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü hocamız şeydi yani, gayet kendi de hobi olarak yapıyordu, böyle hoca falan değildi. Oradan bir Latin şeyim var. Daha sonrasında liseye geçtiğim zaman 9. sınıfta da bir 8 ay kadar modern dans ve hip hop kursuna gittim. Oradaki hocamız çok çok iyiydi. Ondan bayağı bir şey kaptığımı düşünüyorum. Ondan sonra da zaten bir sakatlık yaşadığım için uzun bir süre dans edemedim. Bu şekilde. Tekrar dans etmeye üniversiteye başladığım zaman başladım. Bu şekilde eğitim geçmişim böyle. Çok uzun bir cevap verdim. 03 Sıla _KRKC. Sence eski K-pop mı, şu anki K-pop mı? Her yönüyle diye sormuş. İdoller, gruplar, fanlar, şarkılar, şirketler. Seni çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum. Hepinizi cidden ama cidden seviyorum yani. Bence eski K-pop. Ya benim için çok çok ayrı bir yeri var eski K-pop'un. Şu anki K-pop'un kötü olduğunu tabii ki söylemiyorum. Ama şu anda aslında müzik olarak bir tık daha iyi bir yerde olmamıza rağmen özellikle şirketler ve fandomlar olarak bir tık daha kötü bir yerdeyiz. Eski fanlar bu şeye katılacaktır büyük ihtimalle. Çok fazla fan kavgası, çok fazla bu tarz... Bir de sonuçta zaman ilerledikçe internetteki insanların çekememezliği artıyor. Dünya şu anda çok hassas bir yer. 10 yıl önce söylediğiniz bir şeyi şu anda açık açık söyleyemiyorsunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Onun için hani eski K-pop ortamı biraz daha güzeldi. Fakat yeni K-pop gruplar ve şarkılar şu anda çeşitlilik arttığı için benim gerçekten hoşuma gidiyor. Zeynep D. 2008. Neden BTS'in fan meetingine gitmiyorsun diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, fan meetingden kastınız sizlerin. Bu bir masada oturuyorlar arkada. Fanlar böyle tek sıra halinde öndeki sandalyeye oturuyorlar. Konuşuyorlar, albüm imzalatıyorlar vesaire. Siz buna fan meeting diyorsunuz, bunu gördüm. Fan meeting arkadaşlar bu değil. Kore'de fan meetingin adı bu değil. Kore'de bunun adı fan sign. İmza etkinliği, sign imza demek. Bunun adı Kore'de fan sign. Sizin fan meeting olan şey Kore'de böyle konser havasında yapılıyor. Ha, BTS'in fan sign'ına neden gitmiyorum? Çünkü gidemem. Hani mümkünatı yok. Fan sign dediğiniz şeye çok az sayıda insan girebiliyor. Yaklaşık 100 kişi civarı. Ve bu 100 kişinin içerisinden de kura ile seçiliyor. Nasıl kura'ya giriyorsunuz? Kura'ya girebilmeniz için belli bir tarihte, belli bir mağazadan BTS albümü almanız gerekiyor. Ve tabii bu tarihler içerisinde Kore'de olmanız gerekiyor. Çünkü sadece Kore'de yapıyorlar. Öyle olduğu için imkansız gibi bir şey benim hani fan sign'a katılmam. Çünkü insanlar 500'er tane albüm alıyorlar artık. Bir de BTS'den bahsediyorsun. Hani daha küçük bir grup olsa belki bir şans. Ama BTS'den bahsettiğin için resmen mümkünatı yok. Güneş ufak ufak yukarı çıkıyor ve kameramın gölgesi üstüme düşüyor. Umarım çok rahatsız edici değildir. Valla gölge biraz daha az düşsün diye pozisyon değiştirdim ama galiba işe yaramadı. Neyse.
İrem Altredemir 6-022 demiş ki: bir insana değer verip onu önemsediğinde, karşı taraftan ise hiç değer alamadığında ne yapardın? Seni seviyorum. Yani şöyle bir şey var ki ben bunu gerçekten ama gerçekten çok çok fazla yaşıyorum. Hala da yaşıyorum, her zaman da yaşıyorum. Asla da dersimi alamıyorum bu konuda maalesef. Yardımcı olmayı seven bir insanım ben genel olarak ve bu çok fazla kullanıldığım oldu. Birazcık daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Hani insanların amacını anlamaya çalışıyorum. Ki bu da tabii günlük hayattaki ilişkilerde birazcık zor oluyor, değil mi Luna? Değil mi kızım? İnsanlar çok berbat değil mi? Onun için kedi olmak en iyisi. İlk kez böyle gün batımı saatinde video çekmeye çalışıyorum. Yapmamak gerekiyormuş. YTNCI. Bu nasıl okunacak bilmiyorum. Onun için direkt harflerini okudum. Çok neşeli, enerjik ve eğlenceli gözüküyorsun. Bazen tabii senin de modun düştüğü zamanlar oluyordur. O düşük moddan ne yaparak ya da nasıl kurtulup böyle eğlenceli ve çok tatlı olabiliyorsun? Bu arada K-pop dışında takip ettiğin şarkıcılar / ünlüler var mı? Şimdi şu dönemlerde çok fazla hem vakit bulamadığım için çok fazla K-pop'u bile çok fazla takip edemiyorum. Bugün NCT 127 yeni şarkı çıkarmış. Daha yeni haberim oluyor. O da bir mesaj attı. Reaction çekecek misin diye. O kadar takip edemiyorum yani. Düşün, en sevdiğim gruplara bakamıyorum bile. K-pop dışında şu aralar en çok vaktimi ayırdığım şey RuPaul's Drag Race. Ve tabii ki RuPaul'un şarkılarını dinleye dinleye. Okula gidip gelirken kesinlikle onları dinliyorum. Çünkü o kadar büyük bir enerji patlaması yaratıyor ki bende o şarkılar. Takip ettiğim pek bir şey yok ama RuPaul's Drag Race'i çok seviyorum. Çok izliyorum. 11. sezon bomba gibi başladı. Başka izleyenler varsa lütfen yorumlara yazın. Drag Race kardeşliği oluşturalım. Hani yok çünkü Türkiye'de izleyen çok az insan var. Bu kolye ne zaman buraya geldi? Modumu nasıl koruyorum? Ben çok uzun yıllar boyunca depresyonla uğraştım. Çünkü çok yaygın da bir hastalık aslında. Yani gerçekten çok çok yaygın günümüzde ama insanlar kabullenmek istemiyorlar bunun gerçek bir şey olduğunu ve gerçekten bir hastalık olduğunu kabullenmek istemiyorlar. Tedavisi olan bir hastalık. Yani hastalık derken kötü bir şeyden bahsetmiyorum ama hani klinik olarak bir disorder yani hastalık. Bozukluk yani. Disorder tam bozukluk diye çevriliyor. Şimdi şey olmasın, çok bilmediğim bir konu üzerinde konuşuyorum ama şey olmasın. İşte çok uzun süre bunun için ilaçlar kullandım. Ama en son anladım ki asıl olay ilaç değil. Asıl olay senden geçiyor ve hani ilaç sana sadece anlık yardım etmek için orada. Onun için sürekli hani kendime söylüyorum, hani modum düştüğü zaman tamam diyorum, düşebilirsin, harika. Ama bu düşüşü yaşa bugün. Yani tam işte şeyinde yaşa, tam teşekkürlü yaşa. Ondan sonra burada bırak ve hayatına devam et tarzında yapıyorum. Çok fazla sorum var ama çok uzun cevaplar veriyorum. KNK.tr: vücudumdan nefret ediyorum, nasıl barışabilirim? Her gün aynanın karşısına geçiyorsun. İşte bakıyorsun kendine. Yani neyi sevmiyorsun? Özellikle bunu çıplak olarak yapabilirsen daha güzel olur. Neyi sevmiyorsun? Yani sevilmeyecek neyin var? Sen çok güzel bir insansın. Yani herhangi bir eksiğin yok. Kolun bacağın yerindedir. Ya yani öyle düşünüyorum. Vücudun çalışıyordur. Yani senin hayattan zevk aldığın şeyleri yapmanı sağlayan şey vücudun. Ki bu da çok büyük bir şey. Ben her zaman bunu söylüyorum. Benim vücudum, benim vücudum o. Benim yani. Onun için çok değerli. Onun için çok seviyorum. Çünkü başka bir tane vücudum olmayacak. Onun için iyi bakmak ona. Onun da psikolojisi var. Onu da iyi tutman lazım. Vücudunu sevmezsen o da seni sevmez. Anlatabildim mi? Onun için her gün bir efor sarf edip bunu kesinlikle kendine söylemelisin. Çok güzelsin. Şey videosu oldu bu. Kişisel gelişim videosu kıvamında bir soru cevap oldu. MLL ünlü. Mel ünlü. Sana huzur veren K-pop şarkıları neler? Bunlardan şu an aklıma bir tane geliyor. Bu da kesinlikle bir tane değil, bir sürü gelecek şimdi, dur. Bir tanesi BTS Spring Day. İkincisi Mamamoo'dan Words Don't Come Easy. Üçüncüsü Mamamoo'dan Memory. Başka bir tane daha şey yapabilirsem gerçekten Jonghyun'un Blinking Game ve Elevator çok. Çok gerçekten çok huzur verici şarkılar. Papatyalı geceler. En çok kullandığın makyaj malzemeleri. Bu arada çok güzel makyajlar yapıyorsun. Özeniyorum demiş. Ürün olarak mı sordun yoksa genel olarak mı sordun bilmiyorum ama
fondöten kullanıyorum. Ondan sonra kaşlarım için jel kullanıyorum. Eyeliner, maskara, far, highlighter, allık ve ruj kullanıyorum en çok. En çok hani her gün kullandığım şey Huda Beauty'nin paleti Desert Dusk. Paleti, o paletten de bir tane işte kullandım, renk var, onun da dibi görünüyor artık. Yeni bir palet edinmenin vakti geldi de geçiyor ama o kadar pahalı ki her şey, artık hiçbir şey edinemeyeceğim büyük ihtimalle. Bu da beni çok çok üzüyor. Yani yalan olmasın, cidden üzülüyorum. BTS Altire Army Altire nokta Altire TR. Hayatımın dönüm noktası dediğin zaman ne zaman ve ne olmuştu ve bu seni nasıl etkiledi? Çok havalı. Hayatımın dönüm noktasına gelirsek 2017'de ilk kez Kore'ye gittiğim zaman, Kore'den dönerken teyzem dedi ki işte uçağınızdaki şeyinizi, yerinizi exit'ten ayırtın dedi. Exit denen şey de zaten uçakta acil çıkış kapısının olduğu sıradır. Önü geniştir. Neyse. Exit koltuğuna gittik. Orayı aldık, her neyse, oturduk. Ve exit koltuğunda koltukların arasındaki şey kalkmıyor. Yani tamamen kapalı ve sabit ve ben koltuğa sığmadım. Evet. Yani bayağı bildiğiniz koltuğa sığamadım. Ve 12 saat boyunca çok rahatsız bir yolculuk yaptım. Bütün yolculuk boyunca ve bu benim için gerçekten çok üzücüydü ve çok büyük bir dönüm noktasıydı. Çünkü ben hani gerçekten gezmeyi çok seviyorum ve düşündüm ki Ezgi, artık kilo vermezsen gezemeyeceksin. Ve ondan sonra zaten kilo verme yolculuğuma başladım ve yolculuğuma başladığımdan beri 45 kilo verdim. Bunun devamı gelecek. Zaten uzun bir süredir tam olarak kendimi vererek bu kilo verme işini yürütemiyordum. Onun için duraksamıştım zaten. Hiç kilo almadım bu arada. Hani arada duraksamış olsam bile, bırakmış olsam bile gerçekten hiç kilo almadım. Efendim kızım. Hayatımda gerçekten köklü bir değişiklik yaptım. Bu da benim evet hayatımın dönüm noktası dediğim yer burasıydı. Kesinlikle. İrem Çok Giden. Monsta X en favori şarkın ve biraz seçme nedenin. Şimdi en favori şarkımı seçebilir miyim bilmiyorum ama en favori title şarkımı seçebilirim. O da Fighter benim için. Bias'ım da Minhyuk şu anda ve Minhyuk'u seçme nedenim Monsta X'i konserde gördükten sonra Minhyuk'un enerjisine aşık olmuş olmam. Ya ben hayatımda bu kadar pozitif, bu kadar neşil, tatlış bir insan görmedim de gerçekten çok seviyorum. O gün sahnedeki enerjisi gerçekten çok güzeldi. Onun için Minhyuk Bias'lı bir mom bebe oldu. K.Zeynep. Üniversiteye hazırlanıyorum. Vereceğin ilk 3 tavsiyen nedir? 1. Akıl sağlığı. Yani akıl sağlığını bozacak kadar kendine ders çalışmaya adadığın zaman başarılı bir yola gidemiyorsun. 2. Fiziksel sağlık. Kesinlikle hani günde 4 saat uykuyla falan şey yapmaya çalışma. Uyku yoksunluğu çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Özellikle bu tarz uzun dönemlerde yaşandıkça. 3.'sü de düzenli, planlı olmak. Konu çalışmak çok önemli. Sadece test çözeyim deme. Konuları da çalış. Düzenli ve planlı olmak gerçekten sizi çok büyük yerlere getiriyor. Onun dışında başka verebileceğim bir tavsiye yok. Çünkü ben sınav senemde cidden çok az çalıştım. Bile. Feyza Ekici sormuş ki, genelde insanlar üzerinde kötü bir etki bıraktığını hissediyor musun? Ya da onlar tarafından sert bir şekilde uyarılıyor musun? Sen en iyisin Queen'im, seni seviyorum. Hiçbir zaman hayatımda herhangi biri tarafından sert bir şekilde uyarıldığımı hatırlamıyorum. Uyarılmadım yani. Çünkü genelde nerede nasıl davranacağımı bilen bir insanım. İnsanlar üzerinde kötü bir etki bıraktığımı da kesinlikle düşünmüyorum. Ve açıkçası takipçilerimin beni örnek alması çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani onlara örnek olabilmek için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Örnek bir insan, örnek bir öğrenci, örnek bir YouTuber, örnek bir abla olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. K-Altre-Efso demiş ki, K-pop'u keşke hiç bilmeseydim dedin mi ya da YouTube'a hiç başlamasaydım dedin mi? K-pop'u hiç bilmeseydim demedim daha önce. Çünkü K-pop benim için gerçekten sevdiğim bir şey yani. Ama YouTube'a başlamasaydım keşke dediğim zamanlar çok fazla oldu, çok fazla oluyor, her zaman oluyor, şu an bile var. Çünkü YouTube Türkiye gerçekten hoş bir yer değil. Hani boş yapan insanlar izleniyor, boş yapmayan insanlar izlenmiyor. Fikrinizi söylediğiniz zaman linç yiyorsunuz. Çok politik davranmak gerekiyor söylediğiniz şeyler hakkında.
Onun için çoğu zaman keşke başlamasaydım diyorum ama tabii ki beni izleyen ve seven insanları da yarı yolda bırakamayacağıma göre ve video üretmeyi de çok sevdiğim için tam gaz devam ediyorum. Benim için bu iki motivasyon yetiyor yani. Neslinur Kılıç. İlk izlediğim K-drama hangisiydi? Playful Kiss, Bof. Bof. Benim ilk izlediğim K-drama Boys Over Flowers'dı. Kibam'ı çok seviyordum. Bana dokunmayın. Evet, şu anda izlesem büyük ihtimalle deliler gibi cringe olurum ama o zaman hoşuma gidiyordu. Instagram'dan seçtiğim soruların sonuna geldim. Şimdi de YouTube'dan seçtiğim şu siyah olanlar YouTube soruları. YouTube'dan seçtiğim sorulara geliyorum. Asel Altire 95 demiş ki, hayatımda değiştirmek istediğim bir şey var mı? Varsa ne? Hayatımda değiştirmek istediğim şey daha fazla spor yapmak istiyorum. Ama bunun için henüz bir fırsat bulamadım. Bunu da değiştirmek istiyorum. İkincisi de kendime daha çok hani mental olarak daha iyi davranmak istiyorum. Daha çok vakit ayırmak istiyorum. Jungkook Hyung demiş ki, Hakan'la gerçekten yakın mısınız yoksa sevgili mi? Kimse bilmiyor ama biz Hakan'la sevgiliyiz. Yok, öyle bir şey yok. Hakan'la çok yakın arkadaşız, sevgili değiliz. Yes. Bütün that's the tea. Yani sevgili değiliz. Ecem Akgül sormuş ki, K-pop'tan bir gün sıkılacağını düşünüyor musun? K-pop'tan müzik olarak sıkılacağımı düşünmüyorum. Ama ve lakin K-pop fanlarından bazen sıkılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok olağanüstü olmayan bir durum. Çok olağan bir durum. Bazen bazı insanlar gerçekten tepeme attırıyorlar. Gerçekten çok sinirlerimi bozuyorlar. Çok ayrı durumlar bunlar. Birazcık derin durumlar. K-pop fanlarını triggerlamayalım. Özellikle Twitter'daki arkadaşlarımı triggerlamayalım. Loser Barbie. İlk hangi grubun fandomına girmiştin? İlk hangi grubun albümünü almıştın? Ve ilk hangi likes diye almıştın? Diye soruyor. İlk hangi grubun fandomundaydım? İlk fandomum benim Shovel, Shiny fandomundaydım. İlk aldığım albüm Shiny'nin Sherlock albümüydü. Ve ilk Lightsteam'de Army Bomb'du. Melisa Koşar sormuş ki, bu soru çok ilgimi çekti bu arada. Birazcık konuşacağım bunun hakkında. Antisi olduğun bir grup var mı? Yoksa da neden? Seviliyorsun. Şimdi antisi olduğum hiçbir grup yok bu arada. Sıfır tane grubun antisiyim. Hiçbir grubun antisi değilim. Çünkü vaktimi harcayacağım çok daha değerli şeylerim var antilik yapmaktansa. Yoksa neden diye sormuş. Şimdi anti olmak hoş bir şey değil. Normal bir şey de değil. Biliyorum bazı arkadaşlar böyle şey yapıp videonun altına gelip yazacaklar. Şu gruba şöyle demiştim, bu gruba böyle demiştim. Arkadaşlar hepimiz ergendik, hepimiz çocuktuk. Söylediğim şeylerden dolayı da özürümü diledim ben. Onun için bunların tekrar su yüzüne getirilmesi çok art niyetli şeyler. Hepsinin için özürümü diledim ve tekrar etmiyorum fark ettiyseniz. Lütfen arkadaşlar hiçbir grubun antisi olmayın. Lütfen sevgi yayalım. Yani neden nefret yaymaya çalışıyoruz onu çözemedim. Lütfen sevgi yayalım. Fandomlara girelim anti olmaktansa. Değil mi kızım? Değil mi Luna? Luna kameraya tırmandı az önce. Ayşegül Çolak demiş ki, yalnız mı yaşıyorsun abla, ev arkadaşına ne oldu? Yalnız yaşamıyorum. Luna var ve ev arkadaşımla da bizim arkadaşlığımızdan kaynaklanmayan bir problem oluştu. Onun için onun ayrılması gerekti. Öyle olduğu için ben şu anda tek başımayım. Beyza Bozer demiş ki, Beyza şu anda bütün YouTube Türkiye'yi karıştırıyor. En egoist ve primci bulduğun YouTuber kim? Biliyorum. Benden almak istediğin cevapları biliyorum ama sana o cevapları vermeyeceğim. Diyeceğim ki Doktor Aydın. Şişman, egoist ve primci. Benim erkek versiyonum. Zeren Uykun soruyor ki bu gerçekten hani BTS Bias'ın kim? Şu grubu seviyor musun'dan sonraki en çok sorulan soru. Sevgilin var mı? Hayır gençler. Sevgilim yok. Neden bu kadar merak ediyorsunuz bilmiyorum. Single ve ready to mingle. Sevgilim yok. Sapım. Bunu mu duymak istiyordunuz? Evet, bu uzun bir soru. Bunu da çevirerek okuyacağım. Ece Torken demiş ki, merhaba Ezgi. Gereksiz egoya değil de yeterli ve gerekli özgüvene sahip insanları çok beğeniyorum. Misal sen. Çok teşekkür ederim. Belki de kendim özgüven eksikliği yaşadığım içindir. Elbette kilo özgüveni asla etkilememeli. Lakin son 7-8 ayda çok kilo aldım ve bu dışarı çıkma isteğim bile yok ediyor. Biliyorum bu yanlış ama kendimi kötü hissediyorum ve bunlar yetmiyormuş gibi karakter olarak çok pasif biriyim. Biri kötü bir şey söylediğinde karşılık veremiyorum. Tanımasam da kırılıyor ve üzülüyorum. Nasıl değişebilirim? Şimdi, ben de kesinlikle biri bana bir şey söylediği zaman anında cevap verebilen birisi değilim. Pasif olarak değerlendirir misin bilmiyorum ama ben de
kesinlikle anında cevap veremem ve ben de kilo vermeye başlamadan önce gerçekten hani dışarı çıkmak istemeyen, gidip evde yatmak isteyen bir tiptim. Şöyle bir şey yapabilirsin. İnan bana, kendine bakmaya başladığın zaman bu sadece sağlıklı, ya o gün sağlıklı yemek bile olabilir. Bu gerçekten sana özgüven veriyor ve kendine vakit ayırmak. Ya mesela saçını yap, makyajını yap, işte güzel bir kıyafetini giy. Ne seviyorsan artık, yani ne yapmak istiyorsan. Bunları yaptığın zaman gerçekten ama gerçekten kendini çok daha iyi hissediyorsun. Ve umarım bu işine yarar. Dışarı çıkarsın. Çünkü gerçekten hayat çok güzel. Bunu anladım ben. Ve fazla kilolarını da kolayca verebileceğine inanıyorum. Umudunu kaybetme. Öpüyorum. İrem İrem demiş ki, Güney Kore'ye bu yaz gitmeyi düşünüyorsun sanırım. Nerelere gitmeyi ve neler yapmayı planlıyorsun? Çok merak edip vloglarını sabırsızla bekliyorum. Senin vloglarını çok seviyorum. Maldivler vlogu serin çok çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Kore'ye bu yaz gideceğim. Onaylandı. Biletimi falan almadım ama gideceğim. Bu sefer okuldan bir arkadaşım Kore'de değişim için gitti. O Türkiye'ye dönmeden onun yanına gideceğim. Onun kaldığı yere yakın bir yerde ben de yurt odası gibi bir şey kiralayıp kalmayı düşünüyorum. Şu anki planım o şekilde. Bir ay civarı kalacağım. Hem arkadaşımla gezebileceğim hem tek başıma gezebileceğim. İşte orada arkadaşlar edinmek falan istiyorum artık birazcık. Bu şekilde bir planım olacak. Seul dışında yakın şehirlere de gitmeyi düşünüyorum. Bu sefer vloglar çok güzel olacak. Beklemede kalın. Luna gel. Gel eşek sıpası gel. Evet, gençler Luna hay demeye geldi. Kızım sen büyüyorsun ya. Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Tamam tamam aşkım, sakin ol. Aşkım sen çok güzelsin. Çok mu güzelsin sen? Çok güzelsin. Tuğçe Aktu diyor ki, her şeyden bıktığın anda kendini nasıl motive ediyorsun ve bunda neden, ne kadar başarılısın? Dediğim gibi benim de işte modumun düştüğü ve bıktığım anlar oluyor. Ama o anların beni etkilemesine izin vermemeye çalışıyorum. Çünkü hani o anı yaşayıp hani dibine kadar, sonuçta o an modum düşükken kendimi iyiymiş gibi göstermeyi sevmiyorum. Şşt, tamam aşkım. Tamam kızım. Tamam tamam tamam. İşte o an hani kendimi iyi göstermeyi denemiyorum. O anı tamamen o modda yaşıyorum. Ve daha sonrasında o modu geride bırakıp ilerliyorum. Bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Yoksa çok daha fazla zorlandığımı fark ettim. Sonuçta hepimizin iyi olmadığı günler olacak. Bu da çok doğal bir şey olduğunu düşünüyorum. Değil mi kızım? Luna'nın bile iyi olmadığını. Tam bir şeydi, kedi annesine döndüm şu hale bakın. Evet, bu da bu arada son sorumdu. Bu videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sorularınıza birazcık cevaplar alabilmişsinizdir. Umarım bu video sizi azıcık da olsa gülümsetmiştir. Çünkü benim biliyorsunuz YouTube'da günün sonunda amacım bu. Birazcık olsa da sizleri gülümsetebilmek. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer beni sevdiyseniz ve daha fazla video görmek istiyorsanız lütfen abone olun bana. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. El sallı kızım. Şşt, aa, sakın ısırma kız. Bye bye.